buradaki kayıp çocuklardan, hastanede çalınan çocuklardan, bu iddialardan bahsediyoruz. Oradaki çocuklar biyolojik annelerini arıyorlar. Anneler babalar evlatlarını arıyorlar. Ama bir haber var ki bugünün yani doğum günü sürprizi diyebilirim. Önce o haber gelsin ekrana. Adana Meydan Doğum Evi mağdurları gelmeye devam ediyor. Esra Erol gündeme getirdi. Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem devreye girdi. Adana'da özellikle 80'li yıllarda hastanelerde doğan bebekler öldü denilerek kaçırıldı. Bazıları Amerikalılara satıldı. Türkiye günlerce Adana'da kaçırılan ve satılan bebekleri konuştu. Esra Erol'un çağrısının ardından Adana Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına karşı çipli pembe takip kod sistemi uygulaması başlatıldı. Anneler doğum yaptıkları andan itibaren bebeklerinin hem kendi kollarına hem de bebeklerinin kollarına özel cihazlar içeren çipli bileklikler takmaktayız. Telefon dediğimiz telefonlara gelen mesajlarla beraber bebeğimizi odasından çıkardığınız anda okuyucularımız bunu tespit ediyor, haberdar oluyor ve takip edebiliyoruz. Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem Amerika'da sağlıkta en iyi radyo frekansıyla tanımlama teknolojisi çözümü ödülü aldı. Uluslararası bir ödül aldık. Dünyada RFID teknolojisini en iyi kullanan hastane ödülünü aldık. Alan haberlerden biri biz programımızda Esra Eroğlu programında gündeme getirmiştik. Bebeklerin kaçırılması, hatta 80'li ve 90'lı yıllarda özellikle de 80'li yıllarda kaçırılan bebeklerin Adana İncirlik üzerinden yurt dışına satılması, o verilen çocuklarla çocukları stüdyomuzda konuk ettik. Türkiye'deki ailelerini buldular. Kendi aileleri, onları Amerika'da büyüten aileleriyle stüdyomuza geldiler. Ama en önemlisi bu pembe çip uygulaması. Bebek takip sistemi adı verilen özel bir sistem kurulmuş. Doçent Doktor Raziye Narin Adana Şehir Hastanesi'nde bebekler için çok yüksek güvenlik önlemleri aldıklarını kaydederek pembe kod uygulamamızda annelere doğum yaptıkları andan itibaren hem kendi kollarına hem de bebeklerin kollarına özel cihazlar içeren çipli bileklikler takıyoruz. Şimdi size 80'ler ve 90'lar dediğimizde ya olur mu öyle şey ya da bu konulardan bahsettiğimizde olur mu öyle şeyler diyorsunuz ya. Yıl 2018. Her türlü güvenlik sisteminin olduğu, kayıtların olduğu, teknoloji ve internet çağındayız. Yani bir konuyla alakalı bir bilgi oluşturmak istediğimizde güvenlik devreleri, özellikle de güvenlik kameraları devreye giriyor. 2018 yılında Türkiye'de bu uygulama yapılıyorsa demek ki hala yaşanıyor. Hiç de uzağa gitmeyin. Afyon Karahisar'da daha dün gündemde yer alan bir haber vardı. Afyon Karahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül ve Ravva Zahlül Meyaso çiftinin yeni doğan çocukları Muhammed İbrahim bulundu. Bakın Afyon Karahisar Devlet Hastanesi'nden iki gün önce yeni doğan bir bebek çalındı. Ve Suriyeli bir anne ailenin çocuğu çalınıyor. Çalanlar da Suriyeli vatandaşlar. Ama en azından şöyle bir sevindirici var. O bebeğin bulunması ve aileye teslim edilmesi yine emniyet güçlerinin başarısı. Ben tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. 24 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde yeni doğan ünitesinden personel kıyafeti giyiyor ve o çocuğu çalıyor. Aklınıza gelir mi? Şimdi 80 ve 80'li yılları düşünün. Hani diyoruz ya o karanlık yıllar, bilgilerin bile toparlanamadığı, hala defterlerde kaldığı, arşiv kayıtlarında kaldığı, o arşivlerin yok olmasıyla tüm bilginin uçup gidebileceği, hiçbir sistemin olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Siz çok daha iyi bilirsiniz Mehmet Ali amca. 2018'de bir bebek çalınıyorsa elle tutulurdu. Yani o kişinin inisiyatifine kaldı belki de. Oraya öldü mü yazayım, yazmayayım mı diye. Bence yani 2018 yılında bir devlet hastanesinde bir bebek çalınıyorsa şükür aileye bulundu, teslim edildi. Ve Adana'da tekrarlıyorum, Adana Şehir Hastanesi'nde bebekler ve anneler için yüksek güvenlikli bir çip sistemi, yani çocuğun bileğini ayağına, annenin bileğini ayağına bir kodlama. Daha önemlisi nüfus kanununda yapılan değişiklik ve hastaneler yeni doğan bebeklerin
nüfus kaydı müracaatlarını kabul edecekler. Ve yaptığımız programların sonucunda da biz bazı şeyleri gördük. Bebeklerin korunması ve bu tarzdaki önlemlerin alınması taraftarıyım. Yani olmaz demeyin, her an her şey olabilir. Tüm şehir hastanelerinde ve devlet hastanelerinde bu benzeri çip uygulamasının yapılıyor olması lazım. Gerek pembe kod çip uygulaması, gerek de hastanelerin kimlik bilgilerinin çıkarılmasına dair önlemlerin yine tüm hastanelerde alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bebek doğduktan sonra onun doğum belgesiyle nüfus dairesine gidiyoruz. Hani şöyle bir sistem olsa, bebek dünyaya geldi, hastane kaydına girdi, oradan da artık ağ çok büyük, nüfus dairesine düşse sizin gidip hiçbir şey yapmanıza bile gerek kalmayacak. Bu tarzdaki önlemlerin alınması gerekiyor. Mikrofon. Mehmet Ali amcacığım. Büyük kızım benim Gülhane askeri tıp akademisinde, Gülhane'de doğdu. Kara kuru bir kız getirdiler. Ablasıyla otururken, abla iyi bak bu bizim mi dedim. Tereddüte düştük. Topuğundan kan alırlar. Doğru dürüst bir önlem yok. Neyi neye karıştırılmasa becermeleri mümkündü. Bu güvenli gönderimlerin alması, bu programın ve sizin eserinizi yalnız. Sizi kutlamak, teşekkür etmek sağ lazım. Sağ olun Mehmet Ali amcacığım, sağ olun.